Ortaya karışıkta, başlangıçta milli takımın başına geçmesi düşünülen Stefan Kuntz'u değerlendireceğiz. Ara sıcakta 1000. maçında zafere ulaşan Jose Mourinho ve Premier Lig'e harika bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo'ya bakacağız. Ana yemekte Beşiktaş, Borussia Dortmund, Galatasaray Lazio ve Frankfurt Fenerbahçe karşılaşmalarının detaylı analizini yapacağız ve tatlıda da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında tahminlerimizi gerçekleştireceğiz. Ortaya karışıktan herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi ben Alp Özgen Orhan Uluca ile karşınızdayız ve yine Everything Little Little Into the Middle yapacağız programımızda. Başlangıçta içli köfteyle başlıyoruz. Çok severim ama şöyle bir tehlikesi vardır. Bunu abartırsan arkadan gelen yemeklere yer kalmaz. O yüzden çok güzel bir porsiyon almışız bugün çünkü önümüze. Çünkü insan yedikçe yesi geliyor yani. Aynen, bunun ardı arkası. Bir bu bir midye dolma, duramam ben bu ikisinde. Çok güzel. O yüzden sınırında, tadında bırakıp ara sıcağı, ana yemeğe de midede yer ayırmak lazım. Sıcak bir konuyla başlayacağız. Stefan Kuntz İstanbul'a geliyor. Milli takım için adı geçiyordu. A milli takım için konuşuluyordu. Ve biz şu kayda başladığımız dakikalarda da Kuntz Almanya'dan İstanbul'a doğru hareket etti. U21 takımıyla neler yaptığını en iyi bilenlerden biri sensin. Çok önemli yıldızları çıkarttı. Yani kulüpler o şampiyonalarda U21 takımında ön plana çıkan oyuncuların ekmeğini, kaymağını çok güzel yedi. Oyuncu gelişimi olsun, diğer konular olsun ama bu da amirli takım seviyesi, neler söylersin oran? Ya şimdi Horst Rubeş'ten aldı galiba. 2016 ya da 2017 idi. Hmm. 21 yaş altında çok başarılı oldu. 3 kez takımı finale çıkardı. İşte 2021'de de kazandı 21 yaş altı turnuvasını. Dolayısıyla Löw gideceği zaman Almanya'da adaylar arasındaydı. Evet. Tabii ki olimpiyatlarda bir başarısızlığı var. Ama olimpiyatlar öncesi 21 yaş altı turnuvasıyla yaptıkları Löw sonrası adaylar arasında Stefan Kuntz'u da sokmuştu. Zaten ülkede Beşiktaş'tan dolayı herkes çok iyi biliyor. 96 Avrupa Şampiyonası'nda da yine Beşiktaş performans sonrası oynamıştı. Yani futbolcu olarak tanıyanlar, bilenler bilir. Teknik adam olarak da bir yöneticilik de yaptı bir süre. Stefan Kuntz eğer 21 yaş altı Alman milli takımıyla yaptıklara bakarsak bir başarılı bir süreç. Ama hani normalde bu ülkeye komple ya da tümden yabancı bir teknik adamın gelmesinin işleri kolay olacağını sanmıyorum. Bizde o sabır da yok. 3 maç üst üste olduğu zaman o zaman bir büyük bir plan yapılanma da olmuyor. Benim buradaki söylemek istediğim şeyler şu kabaca. Şimdi Stefan Kuntz veya başka bir isim Alp. Performansa bağlı iş yaptığınız zaman uzun süreli kalaraktan sanki uzun süreli kalıp çok şey değiştirecekmiş gibi yapması çok kolay bir şey değil. Teknik direktör en iyisi dahi 3 maç üst üste mağlubiyetle işler sona erebilir. Bu yüzden teknik direktöre kalkıp da işte ülkemizi geliştirsin, değiştirsin, yapılandırsın. Bu yüzden Almanya'da sportif direktör diye bir şey var. Belki zamanında mesela Fatih Terim Türkiye için çok ciddi bir yapılanma yaptı 90'lı yılların başında. Teknik direktör o zaman Piontek'ti ama yapılanmayı yapan Fatih Terim'di. Hani 9 bölgeye böldü, hepsini o dönem bilgisayara kaydettirdi, yetenekli bulduğu gençleri, Rüştü gibi ikincilikten bulduğu, üçüncülükten bulduğu oyuncuların transferini gerçekleştirdi. Bu tarz bir yapılanmayı teknik direktör yapmaz. Bence Türk milli takımın asıl sorunu performans alacağı bir Stefan Kuntz değil. Stefan Kuntz'u, U21'i, diğerlerini, yapılanmayı, keşif noktalarını hepsini yönetebilecek bir futbol aklına ihtiyacı var. Bu Kuntz gerekirse Kuntz'u çok doğru bir zamanda görevden alırsın. Öyle değil mi? Ama bir yapının devam etmesi lazım. Orta vade ve uzun vadede. O yapıyı teknik direktör sağlamaz. Demek istediğim o. Ne futbol kulübünde sağlar? Bu zaten esas kulüpler düzeyinde en büyük eksikliğimiz. Hep seninle konuşuyoruz. Futbol yönetim kurulu, altında sportif direktörlük müessesesi. Yani teknik direktörler gider gelir. Gider gelir. Bağlı. Doğru, çok doğru. Ama orta vade, uzun vade senin planlamalarının devam edebilmesi için böyle bir yapılanmaya ihtiyaç var. İlginç olan şu, sen hep şunu söylüyordun. Yani senden sonra hatta Önder Hoca da söyledi. Hani yardımcı hocalar ne işe yarıyor? Yardımcı hocalar neden gelmiyor? Şenol Hoca'nın yardımcısı, Fatih Terim'in yardımcıları daha önce. Başka şimdi genç bir takımı çalıştıran, yurt dışından daha önce amirli takım seviyesinde tecrübesi olmayan bir hocayı getiriyoruz. Ona güveniyoruz. Belki şimdi şunu beklemeyelim yani, doğru. Ya Stefan Kuntz gelip altyapıyı, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'den uzak. Ya bunların, bunu yapacak olan Stefan Kuntz değil. Evet. Fikir verebilir. Çok doğru. O fikri buraya gelmeden de verebilir. Danışarak da alabilirsin. Bırak onu. Sen Hamit Altıntop var orada zaten. Aynen öyle. Çok zor bir şey değil ki. Öyle gider şu anda Hamit Altıntop istese Bayern Münih'ten tut da. Bak kardeşi orada görev yapıyor. Bütün kulüplerle ilişkisi vardır. Herkes ciddiyetli olur. Yapılması gereken verir. Bak Türkiye'ye bir şey söyleyeceğim. Basit bir şey. Hamit Altıntop'a daha önce seslendim. Burada son kez bir kere daha sesleneyim. O Türkiye Futbol Federasyonu bütün kulüplere belli bir altyapıyı mesela zorunlu dayatabilir. Lisans vermemekle tehdit ederekten zorunlu dayatabilir.
olabilir. Doğru. İşte bu gençleri önüne çıkarmak veya Türkiye'de yeteri kadar gençlerin keşfedilmediğini inanıyorsa tıpkı Almanya gibi ülkenin 75 yerine tıpkı Fatih Terim gibi daha önceden 90'da yaptığı gibi bütün o yetenek kamplarını kurup bütün oyuncuları taramadan geçirip belirlenen oyuncuları da kulüplere dağıtabilir. Bunlar işi. Kuntz başarılı olur mu? Kalan 4 maç için ben Kuntz'u doğru bulmuyorum bu arada. Algılayasıya, Onlayasıya, Ödesiye. Ya mesela benim tercihim geçiş orada geçiş sürecinde Okan Buruk mu olurdu? Aynen. Lucescu'da bu hata yapıldı. 3 maç kala Lucescu daha Cengiz Ünder'i tanımıyordu. A'yı tanımıyordu ya da o andaki performansına bakıyor. Son 3 maça, 5 maça. O orada Lucescu'daki yapar. O zaman şöyle diyebilir kalan maç sayısı az. Orhan, bilen birisi gelecek. Kuntz'un yanına çok iyi bir yardımcı vermedi. Belki lazım, ama evet belki. Ama yani 3-4 maçlık bence başka bir geçiş yani bu turnuva için biriyle anlaşacak. Maaşla söylüyor. Turnuvaya götürsün istediği maaşı alsın. Ayrı bir konu. Yapsın evet işte bunu. Orada Okan Buruk performans var. Odaklı maaş olsun. Değil mi? Bak Löw'ün şeye baktım. 3.8'miş bu arada Alp. 3.8 milyon kontratı şeyin. Hansi Flick'in ki Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu rekor kurarak. Şey söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi şampiyonunu bırak. Almadığı kupa kalmadı ama. Ama yani şey, tarihte bir o Barcelona evet var, bir de Flick'in aynen Bayern Münih'i var. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Brüt 3.8 net 2 milyon ya. Bu bonuslarla 8 milyona çıkabiliyor bu rakam. İşte Türkiye'de, performans odaklı. Evet. Türkiye'de performans odaklı bir anlaşma yapsın. En baştan itiraz edelim veya kabul edelim. Galibiyette, mağlubiyette, maaşı bu komiklere de girmeyelim bu arada. Aynen. Peki. Başlangıçta Stefan Kuntz'u konuştuk. Konuşacağımız çok konu var bu hafta. Avrupa Kupaları haftası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz hepsini konuşacağız. Ama önce ara sıcağa geçiyoruz. Ara sıcakta önce soğan halkası. Evet. Soğan halkası da öyle bir şey ki İyi yapıldı mı muhteşem bir şey. Aynen. Hani biraz kurudu mu şu oldu mu çok güzel. Burada gelen çok güzel. Tam yani, ara sıcak ama. Tam ara sıcak. Tam ara sıcak. Taze geldi mi yani ben de bundan 2-3 tane falan yerim eğer kendime hakim olmasam. Sevdiğim bir şey. Şeyde yiyeceğiz. Ara sıcağı bitirince. Ara sıcakta konumuz Jose Mourinho. Ben 1000. maçında 90 artıda galibiyet golünü atarak muhteşem bir hani şanına yakışır bir maçla oynadı. Hemen Alp'e dedim çünkü maçı anlatan, onları yaşayan, sevincini yaşayan Alp'ti. Jose Mourinho. Yani çok özel bir adam. Bir de benim biliyorsun kariyerimde de özel yeri bir çok olarak güzel bir röportajı var Jose Mourinho ile Alp'in. Hem o dönem Galatasaray sağ olsun düzenli olarak Mourinho'nun takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde eşleşiyordu. 3-4 defa karşılaşma şansı oldu. 1000. maç ne demektir abi bir kere oradan başlayalım. 1000 maç ve bu 1000 maçın içinde Avrupa'nın 5 büyük ligi var. Serie A'sı var, Premier Ligi var, La Liga'sı var, Porto ile yaptığı inanılmaz işler var. Şampiyonlar Ligi var, UEFA Avrupa Ligi var. Şimdi yeni jenerasyon tabii ki Kloppçu, Tuchelci ondan sonra işte yeni teknik adamlara çok daha hayran ve old school olarak yani eski moda bizim jenerasyonun anlayacağı olarak değerlendiriyor Mourinho'yu. Katıldığım noktalar var ama bu adamın inanılmaz bir winner olduğunu, inanılmaz bir karizma olduğunu ve inanılmaz bir karizma. Special one olduğunu, özel biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Deparı gördün değil mi? Ya inanılmaz ya, inanılmaz. Ama bir de şey diyor hani 1. maç hafta içi demeçlerde şey demiş. Benim için önemli değil falan yalan söyledim diyor. Şimdi abi bir kere müthiş duygusal narsist bir yapılanma tamam mı Jose Mourinho? Orada kasmış kendisini narsist yanı ortaya çıkmış. Benim için önemlidir. Ya önemli. Kaç tane dünyada yeryüzünde insan maçı bir maça çıkıyor. Sonradan itiraf etmesi de duygusal yanı. O depar da duygusal yanı. Tabii, yani tabii. Mourinho'nun başına arkadaşlar ne geldiyse bu duygusallığından geldi zaten. İngiltere'de basınla, taraftarla yani artısı eksisi duygusallığından evet geldi. Yanlış oyuncular mı mesela çok nefret edebiliyor ama çok aynı zamanda yani nasıl ağladıklarını görüyorum. Materazzi olsun, diğerleri olsun veya işte şeyin de mesela İbrahimovic atıyorum Guardiola'yı çok sevmez ama Mourinho'ya inanılmaz bir saygı duyar. Narsistler birbirini sever. Evet, İbrahimovic evet de narsist biliyorsun. Vallahi Mourinho'nun maçlarını anlatmaya devam edeceğim evet bu arada. Onu söyleyeyim. Roma CSKA Sofya maçı var bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde. Yine hocamla beraberiz. O çok iyi olmuş. Güzel bir bence keyifli bir maç olacaktı bu arada. Bu arada Sassuolo'ya da çok küçük bir parantez açayım. Arkadaşlar mutlaka bizi izleyen kitle Sassuolo'dan haberdardır, takip ediyordur ama hani izlemeyenler varsa Sassuolo'nun maçlarını kaçırmayın öyle. Ya bu kadar güzel, bu kadar keyifli bir takım olamaz. Yazık ben, oldu ya. Yazık yani, oldu. Ben niye üzüldüm biliyor musun? O 2-1'i son saniyede yakaladı, sevindi, Mourinho etti. Skamakka attı. Skamakka'nın o golüne o kadar üzüldüm ki ama Mourinho için sevindim. Mourinho adına daha böyle olması gerekiyordu. Offside'a evet sevindim. Ama öyle bir golün boş güme gitmesi. Asisti yapan kim? Kaan biliyorum. Kaan Ayan müthiş gördü orayı. Evet, müthiş de anlattım. Ben izledim onu Alp'ten ve gerçekten burada şeyin rakibi, Fenerbahçe'nin rakibi
Frankfurt'un almak isteyip de alamadığı santrofordu. Birazdan hepsi. Birazdan onlara da değişeceğiz. Belki çok küçük bir iki şey taşın edelim. Burada yemek sepetiyle de bir bağ kurulacağı için söylüyorum. Ronaldo inanılmaz Cristiano bir Cristiano Ronaldo inanılmaz bir şey yaptı ama şunu söyleyeceğim sadece. O golü daha sonra belki başka yerde işleyeceğiz ama şey yapmış. Kaleci anlatıyor, yedek kaleci Alp. Herkes takım yemeğine girmiş diyor. İşte diyor normalde diyor bir sürü diyor tatlılar vardı, şu vardı, bu vardı diyor. Ronaldo diyor ona diyor dokunmadığı zaman herkes diyor hiç kimse yemedi diyor. İşte abi lider karakter. Karakter budur yani. Oradaki oyunculara bakın bir de yani hangi birisi ünsüz, hangi birisi şey. Hepsi diyor Ronaldo'ya baktı diyor ne yapıyor, niye diyor. David Beckham'ın mesela Cantona'ya anlatışı vardı öyle. Nasıl ayakkabılarını bağcı işte bağlıyor. Hepimiz izliyorduk diyor Cantona'yı diyor böyle. Nasıl oturuyor, nasıl yukarı kalkıyor, nasıl formasını şey yapıyor. Ronaldo da dünyanın en büyük karizmalarından birisi ve ona da değinmeden geçmeyeyim dedi. Muhteşem bir başlangıç yaptı. Evet, ara sıcağı winner'lara ayırdık. Jose Mourinho'ya, Cristiano Ronaldo'ya ana yemeğe geçiyoruz. Temsilcilerimizin Avrupa Kupası maçlarına yakından bakacağız. Evet, ana yemekle devam ediyoruz. Ana yemeğimiz çok ağır bir yemek. Bu da senin soğan halkasında söylediğin gibi iyi yapıldığında dünyanın en iyi yemeği olabilen. Ama Türkiye'de genelde iyi yapılıyor. Türkiye'de yemek genelde iyi yapılıyor. Hiç kötü gördün mü yani? Genel çok olarak zor, hep iyi. Mantı çok severim. Özel bir yemek. Özel bir yemekler çok. Var ya onlardan birisi. Tabii, tabii. Her yerde yiyemeyeceğin özel bir yemek. Hemen bitirelim mantıyı gömelim diyeceğim ama konumuz da uzun. Beşiktaş Dortmund'la başlayalım. Bu bölümde Beşiktaş Dortmund, Galatasaray Lazio ve Frankfurt-Fenerbahçe eşleşmelerini konuşacağız. Şimdi Orhan Uluca ile analize girdik mi 1,5 saat sürer bu program ama manşet manşet gidelim Orhan. Dortmund ikimizin de çok iyi tanıdığı bir takım. Sen artık zaten çok iyi takip ediyordun. Beşiktaş'ı daha da iyi takip ediyorsun hafta sonları benle maç anlatmadığın için. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Dortmund'un önemli eksikleri var ama Beşiktaş'ta bence çok daha kritik bir eksik var Vida. Yani Dortmund... Önce şuradan başlayalım. Dortmund zaten Leverkusen karşılaşmasında çok insan izlemiştir. Çok keyifli bir takım. Sorunları ortada, yapabilecekleri ortada. Şimdi kafadan şunu düşünelim. Bak bu çok önemli düşüncede. Beşiktaş Dortmund'a karşı şansı var mı, yenebilir mi? Var. Yenebilir. Bence var. Aynen. Net yenebilir. Yani net kazanma şansı olan bir maç. Aynen öyle. Ama zor ama bak fark da yiyebilir. Aynen öyle. Fark da atabilir, kazanabilir de. Kesin olan bir şey söyleyeyim mi sana? Bahis dilinde. Karşılıklı gol ve üst. Yani kesin gollü olur bu karşı. Her iki takım da gol atacak. O kesin ama yani sonuçta evet. Haaland durduramayabilirsiniz. Yine Dortmund yenebilirsiniz. Ama Dortmund mutlaka gol yer. Beşiktaş'tan da kaynaklı, Dortmund'dan da kaynaklı. Tabii şimdi... Beşiktaş'ın bugün kadrosunda bulunan Pjanic'i Dortmund'da oynar mı? Bence oynar. Batshuayi oynamış zaten. Tabii ki Haaland seviyesinde kimse yok. Tabii. Haaland ligin üzerinde bir oyuncu. Abi dünyada şu an Mbappe Haaland. Evet. Hadi Teixeira sakatlandı sanırım. Evet, yani maalesef. Baktığın zaman Gezal aynı şekilde. Bunların hepsi Bundesliga'nın Bayern Münih altı takımlarının hepsinde oynayabilecek oyuncular. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kendisine güvenmemesi için bir sebep yok. Lozier, ama şimdi oynar mı oynar? Oynar. Şimdi soru şu Beşiktaş Dortmund maçında. Strateji ne olacak? Çok en önemli, en kritik nokta. Aynen. Dortmund'un Beşiktaş, mesela örnek veriyorum. Beşiktaş bugüne kadar yaptığı takımlarda olduğu gibi. Oraya takımı kapatırsa bu çok tehlikeli. Çıktığı an Dortmund. Yani geniş alanı kullanabilecek. Birincisi bak kapatırsa bile ki bu skor dolayısıyla bunu yapmak zorunda da kalacak. Diyelim ki 1-0 geride ne yapacak? Düşerse. Tabii ki kapatacak, basacak, alacak. Bu durumda bak çok kritik bir oyuncu var orada. Çıkışlarda, çıkışları çok etkili Dortmund'un. Zaten klasik şey takımı. Geçiş hücumu takımı yani. Rose bu yani, Marco Rose. Orada Royce'a çok ciddi bir baskı uygulamak durumunda. Yani, bağlantı oyuncusuna. Bağlantı. O bağlantı Royce üzerinden sıklıkla olur. Reyna'nın da olmadığı noktada. Aynen. Bak Brandt da başka bir açıdan baskılanması gerekiyor. Brandt baskıda hata yapabilen bir oyuncu. %100 yapıyor. Ben Mahler'in oynamasını bekliyorum bu arada. Yani öyle benim mi? Beklentim tabii ama yapmayacak. Brandt oynayabilir. Ama bence Mahler, Haaland, arkasında Royce, Bellingham, atıyorum Dahoud. Dahoud Witsel. Özellikle Witsel'in katılımıyla Mahler'in oynatması şansı artacaktır. Hummels geri döndü. Bu şu açıdan önemli normal takımlarda. Hummels'in yukarıdan hakimiyeti çok iyi. Tabii. Kafası. Ama Beşiktaş yerden oynayacaktır. Yani Batshuayi var, Enkudu var, atıyorum Gezal var. Tabii ki kafa toplara hakimiyeti olabilir ama Beşiktaş bence yerden ve etkili. Pjanic var, De Souza var. De Souza ve merkezdeki mesela bir hata yapabilecek oyuncular var. Topu kapıp hızlı hücum yapabileceğim. Bir de topu oyunu kurmamasını istediğin oyuncular var. Yani Brandt'a baskı yaparsın, top alırsın eğer Brandt oynarsa. Eğer oynamazsa mesela... Royce'a baskı yapmaz. Dahoud baskıda hata yapabilir bak. Doğru, Dahoud hata yapar. Doğru. Nedir o? Şeyin yetenekleri hücumda kısıtlıdır. Witsel'in. Yani orada Bellingham'ı da içeriye kaçışlarına çok dikkat edecek. Ama ön alan baskısını riskli buluyorsun. Yani öne yerleşmeyi çok riskli buluyorsun. Tutarsa da bu tutar. Yani çok riskli, haklısın riskli ama... Riskli bulsak da 1-0 gerideyse elinde sonra Beşiktaş güçlü tarafı o çünkü. Aynen. Yani şundan en başta aynen kadroyu saydım. Öne kapatman için geçişi çok iyi engellemen gerekir. Yani nasıl çıkıyorlar? Aynen. Kimin üzerinden çıkıyorlar? Mesela başka bir açı. Benim gördüğüm geneldeki problem
problem biraz da tabii ki Hummels'in yokluğundan. Hummels Meunier arasında çok ciddi problemler yaşadı her zaman tabii, için. Tabii tabii aynen. Oraya şey yapamıyor. Onu söyleyecek. Meunier bak Meunier garip bir isim. Belçika'da da iki tane ortasıyla iki asist yapabiliyor. Ama baskıda. Ama inan bana en zayıf noktası yine de. %100. Bak 3 asist yapabilir Meunier. Bu ama, ayrı bir konu. Ama 3 tane kendi kalesine gol de attırır. Şimdi ben böyle konuşuyorum ya yılda 2-3 maçı var biliyorsun. Gidiyor atıyor bazen 2 asist bir golle oynuyor. Öyle denk gelmediği sürece Meunier zayıf halkadır. Brandt zayıf halkadır. Konsantrasyonu en düşük oyuncu. Tabii, dünyanın tabii. En iyi doğru. Performansıyla tabii. Bir anda yerlerde sürünüyor. Yani hiçbir zaman güvenemiyorsunuz. Aynen. Yani ilk yarı maçın en kötü şeydi, ikinci yarı... Bir başka Bundesliga analizi yaptığım yerde bu ifadeyi kullandım zaten. Farkındalığı ve konsantrasyonu. Brandt sanki son anda halı sahaya çağırmış adam gibi oynuyor. Halbuki o potansiyel yetenek ondan bahsediyoruz. Mesela evet bence... İnanılmaz bir... Evet. Eğer ki Dortmund mesela öne geçtin şu an. Bütün senaryolar oynamak durumunda kalacak. Hayır önde basma. Bak... Ben önde basılması taraftarıyım, hata yapacağını düşünüyordum Leverkusen maçında. Bunun da sebebi şuydu. Çok fazla değişiklik yaşandı. 4 maçta 9 gol mü ne yedi? Küme düşme hattındaki takım gibi gol yiyor şey Dortmund. Aynen. Hummels gelmeden önce. Şimdi Hummels gelecek ama ne olursa olsun. Yani şimdi mesela Witsel Leverkusen maçından önce stoperdi. Leverkusen maçına orta saha. Pongracic ilk defa forma giyiyor. Böyle bir kaosun olduğu yere önde basmak zaten Leverkusen sonucu aldı. Aynen. Tak tak diye. Aynen. Önde bak Galatasaray'ın Trabzonspor'daki taktiği gibi oynamalı. İlk yarıdaki taktiği gibi oynamalı Beşiktaş. Önde basacak. Geride bekleyecek. Önde basacak, geride bekleyecek. Yani ve bence sen %100 haklısın. Meunier tarafına çok yoğun bir baskı yapması lazım. İşte orada mesela Akanji oynarsa, mesela Akanji de... Akanji de saatli bak, bomba. Evet, Akanji de çok iyi toplar çıkarır. Ama baskıda tak diye hata yapabilir. Aynen. Kaç tane der klasikler yaktı ya. Bence bak bu maçın çok kritik bir adam kim biliyor musun yani? Bence Josef de Souza çok önemlidir yani. Belki görmeyeceksiniz bile. Ama Josef de Souza'nın merkezde yaptığı baskı geçişleri engelleyici noktada en kritik oyuncusudur Josef de Souza. Pjanic. Pjanic ise öne geçerse çok daha etkili olacak. Aynen. İşte yani. Tempo oyuncusu. Ben mesela Fransa anlattım dedim ya Bosna Ersek maçında skoru aldı ya 1-0 öne geçti Bosna. Orada Pjanic'in farkını görüyorsun. Yani senin takımının istediği skoru aldığında senden kalibre olarak yüksek takıma karşı nerede frene basacak, nerede dikine 60 metre atacak, nerede orta sahada pas yapacak bu tam anlamıyla bir maestro. Bir şey, evet bir şey söyleyeyim. Galatasaray evet. Lazio'ya geçelim. Bakın Dortmund arkadaşlar mesela Freiburg'la oynamış olsaydınız derdim ki size Vida'nın eksikliğini çok ciddi çekerdiniz. Yine çekecektir ama. Çeker. Kenar ortaları var ya Freiburg'un alameti evet. Farkı. Yalnız Dortmund'a karşı mesela Dortmund'a üçlü oynanmaz. Dortmund'a üçlü oynamak dünyanın en büyük hatasıdır. Dortmund merkezden içe kırılaraktan bekle stoper arasında adam kaçıraraktan ve en önemlisi oradaki en kritik adam da Bellingham. 8 numaraları tut Bellingham. Aynen. Yani Emre Kılıç ne kadar iyi kötü oyuncu olmaksızın Bellingham'ındır bir açı. Evet. Sürekli içeriye girer. Evet. Bu Dortmund'daki Bellingham'ın içeriye girişleri ve Royce'u orada ya. Royce çok ciddi baskı altında olmak durumunda. Aynen. Bağlantı oyuncusu ve araya giren çünkü onlar Haaland'a çok ciddi yol açıyor. Haaland'ı durdurmak ister. Gerideyse bak kolay kolay offside'de kalmıyor. Bekliyor. Adım hızlı bir oyuncu gerekiyor. Hem ama adımları büyük hem hızlı. Adımları yani, büyük olduğu için yani at diyor top attıktan sonra rakibin arkasından koşup onu geçebiliyor. Haaland'ı nasıl durduracağını der. Ben daha bir formül bulmadığım için yani o yüzden bu konuda zaten kompakt olmak yani. Yani kompakt olmak tek durum. Ben tek beklentim Beşiktaş maçın hemen başına gol atarsa mesela süper olur. Harika olur. O zaman Pjanic'le beraber o geri şeyi kullanabilir ama golü yerse Beşiktaş'ın tatsız şeyler olabilir. Aynen. Yani Beşiktaş geriye düşerse Haaland için açık Beşiktaş'ın falan her zaman oynadığı oyun Dortmund'a yarayan bir şey. Yani o bağlı ama Sergen Hoca çok zeki. Ya, evet. Bağlantıları kesecek. İki ucu yani bu işte çok zor bir denklem. Yani bir Beşiktaş'ın oynaması gereken dediğin gibi her zaman oynadığı sistem ama bu da Dortmund'un orada çıktı mı cezayı keseceği sistem. Ama Axel Witsel oynuyorsa o da bir dezavantajı şöyle var. O zaman Royce iki kat daha önemli çıkışlarda. Bellingham'ı tabii. Josef de Souza maçın kritik oyuncusudur yani. Evet. Başarılar dileyelim. Beşiktaş'a geçelim. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray. Galatasaray'da Lazio'yla oynayacak. Galatasaray iyi futbol oynuyor. Özellikle ilk yarılar itibariyle ki sen hem Sinan'la hem kendi programlarında burada detaylı analizini de yapıyorsun Galatasaray'ın. Ama skoru koruyamıyor. Şimdi de karşısında Lazio var. Ben Lazio'yla ilgili Serie A'yı bu sene yakından takip ettiğim için bir iki cümle söyleyeyim. Öndeki üçlü zaten çok etkili. Merkez etkili. Milinkovic-Savic mutlaka
yani bize problem çıkartabilecek bir isim. Benim orta sahadaki Lazio'nun üçlüsüne baktığım zaman endişelendiğim konu şu. Galatasaray'da seninle de hep konuşuyorduk. Tecrübeli işte çıkmayan Fernando gibi, Josef de Souza gibi bir 6 numarayı en çok arayacağı maçlardan birisi olabilir. İşte Asuncao belki oynayabilir. Ama Asuncao da işte yaşı kaç, başı kaç. Şimdi bir de çok iyi bilmiyoruz. Ben bilmiyorum da muhafazakar bakıyorum burada. Genç oyuncuları çok severim ben de Orhan da. Bundesliga'yı sevdiğimizden zaten tahmin edebilirsiniz. Ama bu tip oyuncuları önde denersin, kanatta denersin. Ama merkez orta sahada ben biraz tecrübeden yanayım ya Orhan. Tecrübe derken de 30 plus demiyorum yani. Ama tipoloji yok ya. Galatasaray'da o tarz bir tipoloji olmadığı yok için. Yok işte. Adınmalıydı ben onu diyorum. Hayır. Ha. Genç yaşta ayrı konu. Aslında o tipolojide bir oyuncu. Tek o. Tek. Tamam yani tek. O açıdan bir değer ama dediğin gibi tecrübe çok önemli. Hata da yaptırabiliyor. Tecrübe önemli ama ben açıkça söylemek gerekirse şimdi Frankfurt'u tanıyorum. Lazio'nun maçlarını bak Spezia maçını izledim 6-1'lik maçını. Milan maçını izledim. Ön tarafı saygı görmüyor. Dortmund'u tanıyorum. Yani. Beşiktaş'ın kadrosu güçlü arkadaşım. Dortmund'la baş edebilir. Şimdi diğer tarafta Frankfurt formda değil. Onlara da geleceğiz. Tabii geleceğiz ona. Ayrı bir avantajı dezavantajı var ama Lazio'yu ben beğeniyorum. Lazio çok iyi takım. Yani ben o mesela işte hani orta üçlüsü de yani Luis Alberto mesela daha tabii. Şey Luis Alberto, Savic, Felipe Anderson'la. Felipe Anderson var. Önde Immobile'si, Pedro'su. Pedro'yla üçlü bir oyuncu. Yani şöyle bir şey bir de çok aktifler. Önde pres yapıyorlar. Mesela enteresandır. Ciro Immobile gibi bir oyuncuları var. Onu ön alanında değil de sahte 9 formatındaymış gibi oynatıyor bazen. Dışarı çıkarıyor. Evet. Yani Luis Alberto'nun mesela Hisaç, o nasıl okunuyor? Hisaç. Ya sol bekine içeriye pas aynen. Verdi ya, oraya aynen. Boşalttı yani. Immobile dışarıda kendini konumlandırıyor. Her yerden gol atabiliyor Ciro Immobile. Ve önde pres oluyor. Galatasaray'ın çok iyi topu çıkarması gerekir. Milan bunu başardı mesela. Aynen. Baskıda, preste çok iyi çıkarması gerekir yoksa iş çok zor. Benim en çok korktuğum maç Lazio Galatasaray maçı. %100. Bu üç takım arasında diyorum. Aynen öyle. Yani şans olarak ama... Galatasaray'da çok güçlü. Son dönemde işte bir... Ofansif gücü Galatasaray'ın iyi. Keyif veriyor. Ön bölgede yaratıcı oyuncularıyla beraber hem Morutsan'la hem Çıkaldağ'la beraber. Galatasaray'da biraz daha tam oturmadı şey. Hangi üçlü yani... olacak, hangi şey olacak, orta ben üçlü. Ben de çok korkuyorum. Biraz daha Galatasaray'ın zamana ihtiyacı var. Kendi gerçek 11'ini yani Cagnemo olacak. Arka alıyor 11'i anladığım kadarıyla. Dönsün ya. Yani, dönsün. Dönmek zorunda. Dönsün. Yani işin etik tartışmasından formasyonu konuşuyoruz. Ondan tabii. Başka bir... Program konusu. Ama yani şöyle söyleyeyim. Luyendama'nın stoper lideri olduğu bir savunmada hiçbir zaman senin gol yememe ihtimalin yok. Bunu artık ezberledik. Şöyle Marco'nun dönmesi şu açıdan önemli. Pres gücü yüksek. Seni önde çok zorluyor. Önde basıyor. Etkili bir bas, etkili bir pres var. Orada senin Marco'ya hem pozisyon bulma adına. Evet. Çünkü sonuçta bir risk alıyor onlar da pres yaparak. İyi çıkarsan sen pozisyon bulacaksın. Aynen öyle. Çıkamazsan pozisyon aynen yiyeceksin. Dolayısıyla çok gezgin. Mesela Felipe Anderson çok gezgin oynuyor. Bence çok iyi bir transfer yani. Kaç milyona gitti West Ham'a? 3 milyon aldılar adamı. Pedro zaten tanıdığımız yılların Pedro'su. Barcelona'da. Immobile bildiğimiz gibi. Ama Luis Alberto'nun ben çok beğeniyorum nedense. Tabii ki yıldızı Savic orada. Ama Luis Alberto biraz baskı altına alırsa belki bir tık daha orada iş yapabilir. Ama Galatasaray presten iyi çıkmayı becermek durumunda. Hızlı ve etkili oyuncak. Bunu neden güvenmediğim şu. Zaman gerekiyor Galatasaray'a daha. Tabii, Galatasaray şimdi bak hala... O kaç maç yaptı Lazio? Değişti mi? Immobile, Pedro, Felipe Anderson. Nedir o? Lucas Leiva önünde Leiva, önünde Luis Alberto. Luis Alberto. Ya da Acerbi Hisaç neydi? Hepsi çok bir değişiklik yok. O yüzden daha hazır ve daha kompakt geliyor Lazio. Ama Fatih Terim ve oyuncuların onları yenebilecek kalitesi var ki maç İstanbul'da. Evet. Galatasaray'a da başarılar dileyelim. Ben de Orhan'a katılıyorum. Gruptaki en zor eşleşme Lazio eşleşmesi. Hem içeride hem dışarıda. İşimiz kolay değil ama Galatasaray'ın da bir Avrupa Fatih unvanı var. Her zaman buna güvenmek lazım. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe çok iyi tanıdığımız bir rakiple Frankfurt'la oynuyor. Ama bu Frankfurt'u artık tanımakta güçlük çekiyoruz. Ben hemen şahsi yorumumu yapayım. Orhan sana bırakacağım sonra. En baştan bu yana biliyorsun hep şu yorumu yaptım. Seninle özel sohbetlerimizde de. Glasner bence geçen senenin teknik direktörü. Geçen senenin Urs Fischer'le birlikte Oliver Glasner en iyi iki teknik direktörü. Hatta bence yılın teknik direktörü Oliver Glasner. Ama şimdi bazı şeyler vardır. Hani mantıya tarçın atılmaz. Atıyorum. Ben
kimyadan bahsediyorum. Bu kimyanın oturması zaman alacak. Oliver Glasner demek ne demek? Bundesliga takip edenler bilir. Her şeyden önce takım savunması, her şeyden önce aynen mücadele, her şeyden önce top rakipteyken toplu olarak topun arkasına geçmek. Frankfurt nedir? Son 5 senedir, 6 senedir o Berma'da şeytan üçgeninden tutun da Jovic'li, Rebic'li, Haller'li, geçen seneler Andre Silva'lara kadar her zaman hücum Kamada'yla, her zaman hücum yani tamamen farklı bir hücum felsefesi, tamamen farklı bir takım savunması felsefesi. Kısa vadede bunun tutmayacağını iddia ediyordum, hatırlarsın. Sana da söylemiştim. Orta vadede tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum ama bu problem varken, şu an Glasner kendi felsefesini, kadrosunu yapamamışken bu kadar erken fikstürde Frankfurt'un olmasına ben sevindim. Tek bir dezavantajı var sadece. Tek bir dezavantajı var. Kazanamadılar. Evet. Bir çıkış maçı arıyorlar. Çıkış maçı arıyorlar. Yani burada ekstra bir performans gelirse Frankfurt'tan şaşırmazsın ama şimdi en baştaki şeye bir daha bakalım. Takım gücü olarak. Fenerbahçe şu an Frankfurt'u yenebilecek ya da puan alabilecek güçte. %100. Bu bir. Kalite olarak baktığın zaman da. Söylediklerin doğru. Şöyle hata yaptı Oliver Glasner. Bu arada Frankfurt çok ciddi bir değişim yaşadı. Yani Benjamin'lerin babası. Onu da değil başı. En başındaki sportif yönetim kurulu başkanı Bruno Hübner gitti. Bıraktı. Çok başarılıydı. Ha. Oğulları futbolcu, iki tane Hübner kardeşler. En önemlisi Almanya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli sportif direktör Freddy Bobic Hertha Berlin'e gitti. Ha. Adi Hütter bunlara bakaraktan uzadı. Gladbach'a geçiş yaptı. Şimdi teknik direktör, sportif direktör, sportif yönetim kurulu başkanı. Üçü de değişti. Glasner de Alp'in dediği şöyle haklı. İlk başta diretti. Onu yapmasaydı, erken geçiş yapmış olsaydı yani şeyin üçlü savunmasına, Adi Hütter'in yıllardır üçlü savunmasını aynısını oynamaya çalıştı. 3-4-2-1'i. Ama oynayamadı. Dolayısıyla şimdi dörtlü savunmaya geçiş yaptı tekrardan. Aynen. Tekrardan eski Wolfsburg'u kuruyor. Mesela ne yapıyor şimdi? Aslında Borre gibi bir futbolcu, santrofor var ama şeyi arıyor. Weghorst arıyorlar. İşte o Sassuolo'daki çocuğu almak istediler. Skamakka. Skamakka'yı alamadılar. Şimdi Lammer aldılar Atalanta'dan. Aynen. Yani Lambert arkadaş yani bak Atalanta'dan aldılar, PSV'de çıkış yaptı. Altyapılarda çok iyi, daha genç, solak, uzun 9 solaktan korkarım ben, Lukaku gibi, Haaland gibi. Bir çalım attı Atalanta'da, bak Kievo'ydu. Kievo'ya golü vardı Lambert'in. Ceza sahası içerisinde bir yani tekte adamı olduğu yere durdu. Vurdu abi. Hani şey ayak bileklerine hakim, kafası da var. Hem soluyla hem sağıyla atabiliyor ama daha takım oturmadı. Ama neden Borja varken Lambert aldı? Çünkü Weghorst'un istiyor. Şimdi dörtlü savunmaya geçiş yaptı. Önde oyun kurmada problem vardı. Sol'un yanına aslında bir 10 numara kökenli Hrustić aldı. Fenerbahçe'nin de şey yapacak ama Fenerbahçe için tehlikeli isim orada. 3 tane ortalığı karıştıracak bir 10 numarası Kamada vardı. Evet. Kamada 1. Çünkü üçlü savunma merkezden sıkıntı yaratıyor. Kanatlara gitse mesela en büyük kozu Filip Kostić olabilir. Geri döndü. Biliyorsun Lazio'ya gitmediği için çok problem yaşadı. Bu arada çok mutsuzdu. Ama mesela Hinteregger ona şey yaptı. Zayıf noktasında söyleyeceğim. Hinteregger destek verdi kaptan. Siz ne olduğunu bilmiyorsunuz dedi yani. Tepki veriyorsunuz ama dedi gerçek olanları bilseniz belki tepki vermezsiniz. Lazio'ya gitmek için antrenmana çıkmadı Kostić ve haliyle çok tepki aldı. Ama kaptanları Hinteregger, solak, solda oynuyor, sol stoper, oyun kurmada ve çok konuda iyi. Ama Endika mesela yanındaki stoper. Üzerine baskı bak, yapabilirsin. Üçlü de çok iyi ama dörtlü de problemli Endika. Özellikle markaj konusunda da problemli haliyle. Pozisyon bilgisinde de aynen problemli. Orada şey var. Şimdi Lens'i aldı Union Berlin'den. Çok tempolu iyi bir bek yani. Aynen. Oyun kurulu ileri geri. Erik Durum tekrardan oraya geldi. Da Costa biliyorsun problemli ama ileride girer. Şimdi problem Fenerbahçe'nin problemi bu öndeki üçlü. Kamada, Peter Hauge ve Lindström 10 numara. Tek problem hepsi o solda oynamayı seviyor. Sağda oynayacak kimse yok. Yani bir tek Kamada merkezde oynuyor. Ama Kamada da sola atmayı evet sever kendisi. Bırak onu, Kostić de geldi. Kostić oyuna sonradan girip bir şey yaptı. Kostić'in ortaları çok tehlikeli. Dünyanın en iyi soldan. Bak üçlü savunma var. Ortadan gol yemez derim. Ama Kostić bu Kostić varsa yiyebilir. Çünkü Kostić 10 kişi arasında kalmış tek kişinin kafasına atıyor topu. Aynen. Orta yapmıyor yani. Bazen çarptırıp attığı oluyor. Aynen. Ve tabii ki çaprazdan da etkili şutları da İnanılmaz var. İnanılmaz şutları. Frikikleri. Şut açısı vermemek ama lazım. Ben yine de Kostić'ten ziyade korktuğum kısım merkezdeki Kamada hareketliliği veya Hauge'nin içeri girmesi sürekli. Hauge de çok iyi transfer var. Yani bak Hauge ve Kamada daha fazla zoracaktır. Lindström bile. Belki Lindström oynamaz. Oraya Kostić oynar. Hammers mi oynar onu bilmiyorum. Lammers mi oynar? Çünkü Borre değil. Belki kendi sahasında Lammers tercih edebilir. Ben Borre'yi tercih etmem onun yerinde olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Toplamda Fenerbahçe oyununu oynarsa kazanabilir. Endika zayıf noktası. Sov çok box to box oyuncusu merkezde. Hrustić'e biraz baskı. Çünkü o gelince biraz oyun kurma konusunda gelişik oldu. Aydın Hrustić'e kesin baskı. Endika, Hrustić ve nihayetinde daha
henüz kendine gelememiş bir takım. Tekrardan ama şeyi kuruyor. Bak yine Hollandalı santrofor. Yine 1.90. Yine solak. Kuruyor. Aynen aldı bak. Aynen. Vekors'ta aldı. Schlager yerine Hrustic'i koydu. Soğu gerçi Arnold değil ama 4-2-3-1'ini kurdu. Başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye de. İşimiz kolay değil ama ben Fenerbahçe'nin buradan puan, en azından bir puanla döneceğine inanıyorum. Ve tatlıya geçelim. Evet, tatlıyla devam ediyoruz. Bu kez farklı tercihler yaptık. Ben katmer tercihindeyim. Ben tartışmasız bir tiramisu hayranı olarak, seveni olarak, yanına da kahveyle. Sen, kahven. Hayatta en çok yediğim tatlı olabilir. Değil mi? Tabii işimiz de İtalyan restoranı şey olduğu için zamanında ama tiramisu gerçekten kahveyle gidebilecek 2-3... Diri bir tiramisu. Diri bir tiramisu'nun, bilmiyorum. Sevenler var mı? Yoruma yazsınlar ya, tiramisucular. Tiramisucuları. Sen katmercisin, sana saygı duyuyorum. Ben tiramisu da severim de katmeri çok severim. Tatlıda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden takip edebileceğimiz bir iki maça pencere açacağız. Ben pencere açamayacağım çünkü 3 günde maç anlatıyorum abi. Yani anlattığım maçlar dışında maç izleyemeyeceğim. Ama şu şöyle bir tabii ki pazarlık yaptım maç anlatırken. Beşiktaş'ın Dortmund maçını izleyebileceğim, Galatasaray'ın da Lazio ile oynayacağı maçı izleyebileceğim maçları seçtim en azından. Hani soranlar oluyor sosyal medyadan. Hangi maçları anlatacaksın? Sevilla Salzburg maçı var. Bugün ben de yarın Paris Saint-Germain'i anlatacağım. Perşembe günü de Roma CSKA Sofia. Messi'nin ilk Şampiyonlar Ligi maçı sende. Evet, onu bakalım göreceğiz. Şimdi itici hale gelen Paris Saint-Germain nasıl bir performans sergiledi? Ya Messi var. Messi'nin olduğu yerde. Bugün Barcelona Bayern var abi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şeyi çok şaşırdım ya. Bayern Münih Barcelona deplasmanına gidiyor. Oranı bir 70'miş yani. Bayis oranından bahsetmek istemiyorum da şundan bahsetmek istiyorum. Bu kadar mı favori çıkıyor maça? 8 attı en son bu eşleşme. O şey dönemiydi yani. Hansi Flick dönemi. Abi, 20 aynı, maç üst üste. Aynı nüve duruyor. Üzerine Upamecano geldi. Musiala diye yepyeni bir yetenek çıktı. Ya şu Bayern an şu an Musiala Bayern en tehlikeli oyuncusu. Ha? Bayern sence de önde değil mi? Tabii ki önde. Ama deplasmanda Barcelona'ya karşı bu kadar favori gösterilmesi. Doğru. Çünkü sonuçta iki büyük takım ya. Mesela Bayern Münih ile Real Madrid hangi koşullarda olursa olsun. Ne zaman oynarsa oynasın bir derbidir. Bayern Münih'in derbisi Real Madrid'dir uzunca süre. Barcelona, ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Tahmin için şunu söyleyeceğim. O yener bu yener demeyeceğim ama. Yani ilk yarı iki tane gol olur. İkinci yarı goller olur. Bu maçta çok gol olacağını çok düşünüyorum ben. Yani Barcelona'da da Depay. Hiç yapmadığım bir şey. 3.5 geçer mi? Golle? Geçebilir. Ben geçelim. Bekliyorum yani. Geçebilir. Çarşamba günü zaten Beşiktaş-Dortmund karşılaşması var. Onun dışında iki tane mücadele. Bir Manchester City-Leipzig. Ama Leipzig de eski Leipzig değil. Bayern Münih karşısına gördük. Gerçekten çok kan kaybettiler. Bir de Inter-Real Madrid maçı var. Inter muazzam başladı sezonu. Ardından bir duraklama dönemi gibi gözüktü. Ama Real Madrid de Celta Vigo karşısında 2-1'den döndü. 5-2 kazandı. Camavinga, Benzema. Çok severim. Dünyanın dedim ya 10 yılına transferini yaptı Camavinga. Doğru. Bayern Münih almak istedi uzunca süre. Herkesin göz bebeğiydi. Doğru. Bu kadar böyle çok çeşitli yeteneklere sahip bir orta saha. Yani çok genç yaşta ve çok iyi. Ben şunu söylüyorum. Burada bir sürpriz yapayım mı sana? Yani. Inter-Real Madrid mi? Ben Real Madrid kazanır diyorum. Kazanabilir. Ancelotti'nin zaten birebir eşleşmelerde çok ciddi bir her zaman avantajı vardır. Aynen. Bir de ben Inter ya da çok iyi oynayacak Inter. Yani beklemediğimiz kadar bir şey olacak ama ben... ritmini buldu mu akan bir... Aynen öyle. Ritmini bulması gerek ama ben onun izin vereceğini düşünmüyorum. O yüzden Real Madrid kaybetmez ya da Real Madrid kazanır derim ben. Son olarak Perşembe günü tabii temsilcilerimizi detaylı konuştuk Galatasaray'ın bir şey söyleyeceğim. City-Leipzig maçında da Leipzig bir gol atacak diyorum. Atabilir. Sonucundan bilmiyorum. Ama çok kolay gol yiyor. Yani Leipzig çok pozisyon veriyor. Bayern maçında da gördük. Hı hı. Perşembe günü de herhalde gecenin maçı Leicester City-Napoli karşılaşması olur. Napoli hafta sonu anlattım Juventus maçını 1-0 geriden gelip 2-1 kazandılar. Son duruma bakmak lazım. Çünkü takımın yarısı sakatlandı geri dönüş için biliyorsun. Yani öyle bir mücadele. Napoli yürek demek. Napoli kalp demek. Napoli işte Maradona'dan bu yana ne diyorsun? Ben sana diyeyim. Sen Leicester'da izledin. Sana ya, bırakıyorum Napoli burada. Eksik yani bu sakatlıklar. Osimhen sakatlandı çıktı. Insigne sakatlandı çıktı. Şimdi bu adamlar da en önemli adamlar. Yani bu adamlar oynayacaksa. Peki o oynayacaksa Napoli. Oynayacaksa ben Napoli'nin buradan puan alacağını düşünüyorum. Hatta kazanır bile diyor musun? Kazanır bile diyebilirim. Napoli kaybetmez derim. Çok güzel bir maç daha var. Liverpool-Milan mesela. Evet. Çarşamba günü. Bak açıkça söylüyorum. Problem çıkarır mı Milan? Ben çok beğendim Lazio karşısındaki Milan'ı. İyiydi. Doğru.
Yani Lazio'nun o presine o kadar güzel çıktı ki kenardan. Zaten çok beğendiğim orada Leao var, çok iyi oyuncular var. Ama ben o maçın da biraz keyifli geçeceğini, keyifliden kastım gollü geçeceğini düşünüyorum. Liverpool-Milan ve Milan'ın sürpriz yapma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. En kötü bir puan alır gibi geliyor ama Liverpool da formda, zor maç yani. Zor. Ben ama Milan'ı Lazio karşısında çok beğendim. Evet, çok iyi. Atletico sen... Porto'da da Atletico kazanacağını düşünüyorum bu arada. PSV Sociedad. İşte bak, enteresan bir yakın. Kafamda oynatamıyorum bu iki maçı. PSV Sociedad. Evet. Mı? Yani... KG var. Evet. İyi ki. En iyi ihtimalle. Evet, bu hafta da programı noktalama zamanı geldi. Ben zorlanıyorum. Daha uzatırdım ama tiramisu ile ilgili. Aynen. Siz de arkadaşlar, bu ve benzeri bütün yemekler olmak için, eğer yoksa olmadığını inanmıyorum. Ben herkesle Yemek Sepeti olduğunu düşünüyorum genelde. Yemek Sepeti uygulamasını indirin ve bu güzel tatlardan siz de temin edebilirsiniz. Programımızın sponsoru Yemek Sepeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan biz de tatlılara geçmek için programı sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.